Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken her okulun altında bir otopark olmasını hedeflediklerini söylemişti. Sizin de yayına başlarken söylediğiniz gibi İstanbul'da okul bahçesinin altında İspark olan iki okul var. İşte o okullardan bir tanesi hemen karşıda gördüğünüz Harbiye İlkokulu. Hemen altında yeraltı otopark var. İstanbul'da iki tane var dedik. Diğeri de Selim Sırrı Tarcan İlkokulu. O da Şişli'de. İşte mağazada görüyorsunuz. Hemen şu anda 24 canlı yayında kameraman arkadaşım İbrahim Köklü'nün gösterdiği okul Harbiye İlkokulu. Hemen altında da yeraltı otoparkı var. Dediğim gibi İstanbul'da sadece iki tane var. Otoparkın araç kapasitesi 120 araç kapasitesi var. 120 araç buraya giriş çıkış yapabiliyor. İşte bakın bir araç daha şu anda an itibariyle okulun altındaki parka giriş yapıyor. Ve buradan elde edilen gelirin %5'i de yine okula kalıyor. Çok daha fazlasını yayın konuğumla konuşacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üst Yapı Projeler Müdürü Sayın Selçuk Karadeniz. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu soralım. Şu anda da canlı yayında araçlar okulun otoparkına giriyor. Arkamızda gördüğümüz 120 araç kapasiteli otoparkın an itibariyle buraya ne faydası var? Otoparkın yapım amacı, temel amacı trafiği rahatlatmak. Bu noktada sizin de gördüğünüz gibi bu otopark olmadığı takdirde Harbiye bölgesi yoğun araç sirkülasyonu olduğu için bu otopark olmadığı takdirde bu araçlar yolda kalacaktı. Trafik sıkışıklığına sebebiyet verecekti. Temel amacımız trafiği rahatlatmak. Kapsamlı konuşacağız ama gelir bağ anlamında okula da bir faydası var galiba. Sizin de aktardığınız gibi otoparktan elde edilen gelirin %5'i okula bırakılmaktadır. Bu noktada da okulun ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yayına başlarken dedim ki Cumhurbaşkanımızın bir hedefi vardı. Her okulun altına otopark. Şimdi bu gerçekleşebilir bir şey elbette. Projeler noktasında hangi aşamadayız? Geçen sene İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyemiz arasında bir protokol imzalandı. Bu protokolün ana çerçevesi mevcut okulların uygun olanların bahçelerinde zemin altı otopark veya yıkılmak üzere olan okulların ise zemin altı otopark olacak şekilde yeniden inşa edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Beşiktaş Dikiltaş bölgesinde 3 tane okulumuzun projesini tamamladık. İnşaat ihale çalışmaları devam etmektedir. Yani temel amaç elbette trafiği rahatlatmak ve okullara da gelir sağlamak mutlaka. Rakamsal anlamda şu anda bir veri var mı yoksa çalışmalar sürüyor mu? Bununla ilgili birimler çalışmaları sürdürüyor. Hangi okulların uygun alan olduğunu belirleme çalışmaları devam ediyor. Peki genel anlamda İstanbul'daki otopark konusuyla ilgili çalışmalar da devam ediyor biliyorum. Orada hangi aşamadayız efendim? Bununla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye'miz otopark master planı çerçevesinde bu proje kapsamın dışında 100 bin adet otopark hedefi vardı ve bununla ilgili proje çalışmaları tamamlandı. İnşaat çalışmaları da hızla devam etmektedir. İspark'ın da ciddi gelişimi var özellikle son dönemde. Eskiden hatırlarsınız değnekçi olarak tabir edilen yol kenarlarında aracınızı bırakırdınız, biri yanınıza gelirdi ve para isterdi. Vermediğiniz takdirde aracınızın başına da bir şey gelebilirdi. Bunlar tamamen kalktı galiba değil mi? Evet, yani İspark'la beraber bu artık kurumsal bir yapıya oturmuş oldu. Artık vatandaşlar güvenle İspark'a araçlarını bırakabilirler. Çok teşekkür ediyorum canlı yayınımıza katıldınız. Emeğinize sağlık. Çok ciddi bir proje, anlamlı bir proje. Bir kez daha gösterelim, hemen bitireceğiz. Harbiye İlkokulu ve hemen altında yeraltı otoparkı. İstanbul'da bu şekilde iki okul var. Burada 120 araç kapasitesi var ve dediğim gibi gelirin %5'i de okula kalıyor. Sonraki gelişmelerde neler olacak? Bu projeler nasıl an be an ilerleyecek? Elbette onları da 24 canlı yayınlarında aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.